Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Bugün sizlere güzel bir konum var. Konum şu: antrenmandan önce ve sonra protein tozu kullanırsanız ne olur? Bu sizin sevdiğiniz konulardan biri biliyorum. Çünkü bununla ilgili çok soru alıyorum arkadaşlar ben Instagram'dan da. Şimdi ilk bir bu konuya gelmeden önce biz protein tozu niye kullanıyoruz? Bir hemen bundan bahsedelim, çok sonra bu konuya geleceğim. Arkadaşlar biz günlük beslenmemizde eğer gün içinde ihtiyacımız olan proteini alamaz isek böyle bir durumda o zaman protein tozundan, yani gıda takviyesinden destek alırız arkadaşlar. Ama siz günlük protein ihtiyacınızı yemeklerden, tavuğunuzdan, yumurtanızdan, etinizden karşılıyorsanız protein tozu kullanmanıza pek gerek yok. Bunu bir videoda bulunduralım diye anlattım. Şimdi asıl konu, toz aldık, tamam, buraya kadar sorun yok. Antrenmandan önce ve sonra kullanacaksanız ne oluyor? Yani vücutta ne gibi bir farkı var? Arkadaşlar olay şu: antrenmandan önce kullandığınızda yine siz günlük bir 20-30 gram proteininizi almış olursunuz. Bir açık kapatırsınız. Bunun dışında kaslarınıza hızlı bir amino asit takviyesini yapmış olursunuz. Antrenmandan önce seçilebilecek bir durum olabilir ama kullanmak çok zorunda değilsiniz. Yani beslenmenizi yapabiliyorsanız antrenmandan 1,5 saat önce, 1 saat önce bir proteinli öğününüzü yapın, karbonhidratlı. O şekilde antrenmana girersiniz zaten sonra. Şimdi protein tozunda bana kalırsa en önemli kısım antrenmandan sonrası. Yani hemen sonra. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar bunda da biz antrenman yaptıktan sonra anabolik pencere dediğimiz bir süreç vardır. Burada bizim protein sentezimiz vücutta artar. Ondan dolayı biz kaslara hasar verdiğimiz için antrenmanda hemen kana karışacak, kaslara hemen amino asit takviyesi yapabilecek, kana hızlı karışabilecek bir şeye ihtiyacımız vardır. Bunu yemeklerle kolay yapamayız. O yüzden protein tozu 15-20 dakika gibi kısa sürelerde suyla beraber tükettiğinizde kana karışır ve siz hasar verdiğiniz kaslara hızlı bir şekilde amino asit takviyesini yaparsınız. Bu sizin gelişiminizde iyi bir rol oynayabilir ama bunu içtikten sonra kesinlikle yine siz bir saat içerisinde depolarınızı doldurmak için vesaire karbonhidratınızı alın. Yani bunu aksatmayın. Proteininizi yine alın. Bunu sadece bir destek olarak görün. Buna, yani bunu hiçbir zaman yemeğin önüne geçirmeyin. Ama antrenmandan önce ve sonrasında kullanımındaki sorularla ilgili şöyle böyle bir açıklama yapmak istedim sizlere. İlginizi çektiğini düşündüğüm bir konu olduğu için bu videoyu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ben Arda Baloğlu. Bu videoyu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Eğer beğeniyorsanız videomu beğenmeyi ve benim sayfamı takip ederek beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Herkese iyi antrenmanlar.